Cuma. Cuma ben gidiyorum Hasanların oraya doğru. İşlerim var biraz. Dükkanı sen aç. O kapı tarafındaki musluk akıtıyor. Coşkunlardan geçerken yavrum bir conta al da onu sıkıver değil mi? Bir gece patlayıverecek. Sabah gideceğiz her taraf gör oğlum. Maazallah. Baktın beceremedin. Hüseyin abini çağır. O takıversin değil mi? Hüseyin. Bunun 20 lira borcu var bize. 3 defa tıraşa geldi. Bir kere para vermedi. 2 sakal bir saç. Para isterse dersin ki babamla sen göreceğim işin hesabını. Öyle dersin artık. Değil mi yavrum? Duydum dediklerimi Cema. Cema. Contayı. Haydi ben gittim. Haydi. Beni bak anahtarını unutmayayım mı?
Cemal abi. Cemal abi. Cemal abi. 50 lira bozulmam abi. Neyi be bir de? 50 lira bozulmam abi. Olacaktı bir bakayım. Lan. Abim iki imelik bir onluk işini görür mü? He? Ne oluyor lan? Evet Cemal. Duyuyor musun beni? İlaçlarını içiyorsun oğlum ve kafanı topluyorsun, tamam mı? Aşacağız bunu birlikte. Konuşa konuşa aşacağız. Bana güven, tamam mı oğlum? Birlikte aşacağız bunu. Lan nasıl bilmiyorsun sen bizim olan ya? He? Soma da bu. Eski garajın orada. Bizim Çakır'ın kahve yok mu? Oraya almış gelmiş yerleşmiş bu. Kız Şevket denen herif. Bu eski hakem miymiş? Topçu muymuş neymiş böyle bir şeymiş. Salih'le de oturuyormuş da bir ayağı burada. Akhisar'da bir ayağı da Sındırgı'damış. Bu amatör maçlar bunlardamış. Ama öyle böyle para yok diyorlar. Şimdi bizim bu topçulara sarmışlar. Çocuklara. Maç kurduruyorlarmış onlara. Sen iki gol atacaksın, öbürü iki gol yiyecek. Arada da bu kız Şevket'in oğlum parayı götürüyor. Böyle sahte şeyler, kuponlar falan bastırmışlar kendilerine. Ama bu kız Şevket bela biriymiş ha. Böyle önüne geleni deviriyor diyorlar. Kimseyi tanımıyormuş. İzmit tarafından mı? Ne geliyormuş adam? Biliyor musun oranın adamı? Gaddaroğlu derler. Bir kere topçulardan biri ben yapmam öyle bir şey demiş de iki bacağını kırıp eline vermişler. Cemal ben daha bunun bir dümenini bulamadım ya. Giremiyorum yani oyuna. Herkesi almıyorlar, tanıdık lazım diyorlar. Ben diyorum senin bir tanıdık mandık varsa oradan bir şey olur mu acaba? Ha? Sen niye atmıyorsun? Bak bak kaçıyorlar bak. Bak. Lan nasıl da çüngedi görüyor musun? Sen atmayacaktın madem. Niye geldin benimle beraber? Gelmiyor içimden. Ha? Hayvanlar da yazık. Ekmeğin peşinde baksan ya. Lan av av av. Onun elinde tüfek olsa vurmayacak mı seni? Baba baba. Cemal, hiç atmamışsın bunu ya sen. Ha, Cemal, hiç atmamışsın. E madem, niye gidiyorsun ki sen hava? Hadi gidiyorum. E gelince adam bunu temizlemez mi ya? Bırakılır mı böyle hiç? Cemal,
Cemal, ben kime diyorum Cemal? Dört dünya hep Cemal ya. Cemal. Cemal. Ne var baba, ne oldu ya? Gidiyorsun geliyorsun hep fişekler yerinde. Ne arıyorsun deli danalar gibi? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Anam bir kolyesi vardı yani. Kapakladı böyle de. Resim vardı içinde. Onu arıyorum da bulamıyorum. Yok mu orada da? Hı? İkinci de kolyeye taktık değil mi kafayı? Hadi bakayım. İki gündür kolye arıyoruz gari. Nazım efendim yok mudur? Yok, geliyor birazdan. Ne vardı ki? Hayırdır Cemal? Nedir bu halle? Bir golye vardı yani. Kapaklı mapaklıydı da. Böyle resim vardı içinde. He. Aranamadı neydi? Kopça sıkıldı vermiş de. Gitmiştin sen bana. Te ne zaman? Ha işte. Ben onu aldım mıydı senden? Aldın tabii oğlum aldın. Hem de te ne zaman aldın ya? Kayboluverdi de. Babayla gönderdim ya ben seni. Nasılsın? Kollağın nasıl oldu? Kollağım? İyi. Kollağım. Maçlığa başladın mı bari? Bitti maç. Bu saatte maç mı kalıyor ya? Ha. Annem gülüyor, uğradım da mezarlığa. Acık temizleyeyim diye. Babam bok götürüyor mezarlığı. Yok, gelmeyeceğim ben bugün. Dündar Bey'le randevu var ya bugün. Bir oyalanıyorum şimdi bizim babinin oralarda. Ha? Nasıl değildi bu? Bugün değil oğlum ya. Allah Allah, bugündü. Cemal ayardın lan. O neler öyle kullandı casus gibi? Lan böyle duyuyorsun. Lan böyle konuşuyorsun. Yani telefonu böyle kulağına götürmüyorsun yani. Tutmak zorunda kalmıyorsun bir şekilde. Yani çalınca telefonda kendine otomatik açılıyor. Telefonu elinle tutunca ne oluyormuş ki? Dündar Bey'in arabası yok da. Ne zaman geldi kendisi? Gelmez o bugün. Gelmez mi? Bugün pazar.
Pazarları gelmez o. Yarın artık. Yarın 4 gibi gelemem. Tamam mı? Daha önce gelmem. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsam bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Baba? Ne iş yapıyorsun ki burada? Gel gel. Gel bak gel. Bak. İlkokul karnen ya. Beşinci sınıf bak. Peki peki peki. Bak bilden öğretmen ne yazmış bak. İlkokulu birincilikle bitiren Cemal'ın aynı başarıyı üniversiteye kadar sürdüreceğine eminim. Yolu açık olsun. Bilden. Gördüğüme bak. Ne iyi kadındı be. Cemal. Hala da sağ biliyor musun? Sağ mı olmuş? Sağmış ya. Çarşıda görmüşler dediler hep. Ya. Ya. Sen bunu nereden buldun ki şimdi? E tutturdun ya golye golye golye. Golye arıyoruz. Sen öyle deyince. Bak hele bak. 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 Gördün bak. Taş. Hey gidi günler hey maşallah. Gel bakayım. Gel. Sok 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 sok. Cemal. Duracağım bir yerde. Başım döndü ya. İyi o iyi. İyi. Çıkartsan ya o ceketi bu sıcakta. Kapsadın yavrum. Cemal. Kötü mü annenlerin mezar? Sen neye gitmiyorsun ki şimdi mezarlığa? Anamı hiç özlemiyor musun? Çocukla. Hiç mi özlemedin? İçim gördürmüyor Cemal. Aynen. E yarın bir gün sendeki vereceğin yol çukura. O zaman nasıl kaldı Cek için? Ben sabahla camiye gideyim. Gel tamam ben. Hı? Sen de kapıda o televizyon. Aslanların başa çıkılmaz güçlerinin ardında tembellik kapasiteleri yapmaktadır. Her biri günde yaklaşık 20 saat kadar dinlenirler. Ancak çiftleşme döneminde 3-4 gün boyunca gece gündüz hiç yemek yemeden 25 dakikada bir hareketlenirler. Aslanlar 2 yaşında çiftleşmeye başlar. Fakat tam olgunluğa 5 yaşında erişirler. Çiftleşme sırasında ve öncesinde erkek sürekli kükrer.
Ben de cıplağım. Babam da cıplak. Bizim eski bir ev vardı da yandı da zamanında. O evin kesiğinde duruyoruz öyle. İçeride de annemler var. Kardeşlerim var. Bakıyorlar hep. Öyle duruyoruz biz derken ev bir anda tutuşuverdi. Alevler bütün eve dün gelince dedim ben bir koşu gideyim içeride kurtarayım bizimkiler. Babam tuttu kolumdan. Kendine çekti beni. Gitmeyeyim diye. Sonra beni öpmeye başladı. Babam beni öpmeye başlayınca ben de onu öpüverdim. İkimiz de cıplağız işte. Sonra? Sonra uyanıverdim. Üç ay sonra salıyor mu bunları? Beşinci part. Üç yüz küsur tane keklik. Ben buraya sürgünden geldim. Böyle normal tayinle gelmedim ben. Puş bir tıbbi sekreter vardı. 5 liralık ilaç kıpır için gönderdiler beni. Hala hava meraklı. Yeni de yasa çıkmış. Dönekten Süleyman'la da anlaştık. İzinleri falan halletti. 50-50. 12-13 liraya mal oluyor şimdi kuşun tanesi. Salıncaya kadar 38 avcı veriyor. Fena değil 26 lira. Avdan falan da anlamam ha. Senin var mı avların? Bazen bir tekerlek dönüyor benim kafamda. Ama ben kendim döndürüyorum o tekerleği. Nasıl desem böyle bir tekerlek hayal ediyorum aklımdan. Sonra o tekerleğe döndürmeye başlıyorum. Ama tekerleği durduramıyorum sonrasında. Gözlerimi açıyorum tekerlek dursun diye. Tekerlek durmuyor, dönüyor. Sonra tekrar kapatıyorum gözlerimi. Durmadan dönüyor. Lan Nazım bütün acayip lafla sen daha. Nedir lan o bak? Aşklı bir şey diyordum. He? Bak bak. Aşk olmadan meşk olmaz. Ha, aşk olmazsa meşk olmaz. Lan Nazım. Şimdi kızla öyle mi ya? He? Aşklı mı şimdi kızla? Kızın numarasını buluyorum bir yerden. Bir iki yoklama çekiyorum böyle. Hani verişken bir şeyse böyle diyorsun telefonun falan mesaj atıyorum. Bir seviyorum sevmiyorum falan. Kız zaten kendini bırakıveriyor. Gevşiyor bacaklarını açıyor. Döşüyorum burayı. Sikeyim aşkını. Hayvana bak hayvana. Oyna, taşını oyna. Ondan sonra dört mevsim abaza geze, daha niye böyle oluyor? Kim abaza lan? Ha? Ben miyim abaza? Gel gidelim hafta sonu İzmir'e göstereyim sana kim abaza, ha? Karılığa böyle nasıl atlayacağını şaşırıyorsun ha. Sadıç, nereye gidiyorsun lan sen İzmir'de? Huzur evine mi? Sikim sikim konuşma, benim canımı sıkma. Cemal, ne diyor la bunlar, ha? Gelsene buraya, nereye bakın sen? Sana diyorum, gel bakın buraya. Gelsene yanıma. Gel.
Nereye bakıyorsun sen? Cemal, bana yardım etmen lazım lan. Tüyo ver bana. Bak, bu amatör ligi ben takip ediyorum. Hani hazırlıklı olmam lazım. Fırsatı kaçırmayayım diyorum yani. Oyuna falan alırlarsa. Hain Kenan var oğlum. Bu kız Şevket'in iddia oyununu anlattım ya sana. Tüyo vermen lazım yani. Bak. Hakem makem arkadaşım yok mu senin? Ha? Hani geçen kuşu vurdun ya sen? Ne kuşu lan? Ava gittik yani. Ha, keklik avına. Vurdun ya sen onu orada. He, vurdum. O kuş hani vardı da. Yok ya artık. Ha, yok, sattım ben onu Necdet abi. Yok ya şimdi burada. Annemler de yok. Kardeşlerim. Vardılar da hep. Yoklar ya şimdi. He, yoklar. Biz buradayız. Sen varsın. Bunlar da var. Duruyoruz ya böyle. He. Hiç olmasadık ya biz. Ne olacaktı o zaman? Nasıl? Sen hiç olmasadın. He. Bu dünyaya hiç gelmemiş olsadın. Bütün bu şeyi, bunlar, şunu, bunu... bilemeyecektin ya. Yani? Ne olacaktı o zaman? Ne olacak? Ne olacaktı lan? Olmasaydı ne olacaktı? Olmayacaktık. Sen... ne olacaktı? Oğlum... oğlum Cemal, aşık mı oldun lan sen? He? Nereden geliyor lan aklına böyle şeyler? Merhaba. Şehirle mi ilgileniyorsun? Yok, gelmeyeceğim ben bugün. Söyledim ya ben sana. Söyledim ya ben sana gelmeyeceğim diye. Dün daha bir buçukta müsaade olacak. İşte sabah doktorla görüşmeye gittim. Nereden bileyim, neden duymadın, neye bileyim ben? Ne bileyim, neye duymadın? Dedim ya ben sabah... doktor var dedim sabahtan. Evet efendim. Hı hı. Hayvanlar hazır. Ben bilgi verdim dağıtım servisine. Evet. Yok. Tamam. Tamam. Ay, Dündar Bey yokla. Yokla onlar. Onu sonra attık. Tamam. Söyleyeyim ben. İyi günler. Hayırlı günler size. İyi günler. Hoş geldin Cemal. Nasılsın? İyi misin? İyi, nasıl olsun Çiğdem? Tıraşa devam. Sen ne yaptın? İyi, ne olsun. İş güç. İyi görünüyorsun. Havalar da kavruldu iyice. Sizin işler nasıl? Millet yiyor tabii, boyun boyun. Yiyor ya. Vallahi yiyor. Dündar Bey nasıl? Yiyor o da. İyi, iyidir. Sağ olsun, iyidir Dündar Bey. Nasıl gidiyor maç falan? İyi. İyi gidiyor yani. İşte bayrak var işte bir tane, onu salladı. Zor olmuyor mu? Sallamak. He. Yo. Lüzum ettiğinde çıkarıyorum hemen. Böyle tak diye çekeyim bayrağı. Şey değil yani. Hiç affetmem o durumlarda. Gidin. Gidin bir baksana. Ha Cemal. Sen bugün mü geldin? Pazartesi değil miydi ya? E bugün pazartesi yedin abi. Yapma ya. Oo. Ya bugün çok meşgulüm ben. He, e olsun. Daha sonra gelin ben o zaman. He, daha sonra gel sen. Tamam, hadi. Gel bakayım.
Görmedim. Görmedim. Kusura bakma. Yok, önemli değil. Affedersin. Görmedim. Yok yok. Vallahi sorun değil. Kusura bakma. Yok. Görmedim. Parasını şey yapsadık bari. Yok ya. Sorun değil. Vallahi. İçin yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsam bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsam bakma sakın gözlerime. Mutlu olmak istiyorsan. Ne vardı? Ne oluyor? Gaz içen mi Gençlik Parkı'nda birlikte? Tost da yiyelim istersen. Vakitlice dönersin hemen. Cemal ben. Benim adım da Yasemin. Ha, biliyorum, öğrendim. O götünü temizlediğin adam vardı. Kimdi ki o? Eniştem. Eniştem mi? Ha, halamın kocası. Halam bakıyordu bana. Ha. Öldü. Bir de çocuk vardı orada. 18-19 yaşlandı.
Halamın oğlu o. Onu diyorum, Cengiz. Üçünüz mü kalıyorsunuz? Annem ben küçükken öldü. Babam da cezaevindeydi. O da öldü. Hem de anamla kardeşlerim yanarak öldüler de. Ha, onu biliyorum. Duyduydum ben. Sahi mi biliyorsun? Nereden duydun? Kasaba, küçük yer. Ben de buralıyım. Ben daha evvel niye görmemişim ki seni acaba? Ben ilkokuldan sonra gittim buralardan. Nereye gittin? Ha. İstanbul'a gittim. Geçen yıl oldu geldim. Ha. Kim var ki orada? Gene gideceğim. Bana da dolaplardan verdilerdi. Kendimi öldürmeye çabaladım da ben geçen haftasına. Bileklerimi kestim. Bizim bebek dükkanı var da bebelik yapıyorum ben orada. Usta oyna hep bileklerimi kestim. Kurtardılar sonra da. Doktor da bana bu haplardan verdi. İçeceğim mantla ama. İster misin sen de? Olur. Güzel mi? Bilmiyorum ki, anlamadım daha bir şey. Çok kalın ya, yutulmuyor da. Çok yutuluyor. Ben hiç içmedim bu haplardan. Nasıl içilir? Ne zaman içilir? Kaçta içilir? Kaç tane içilir? Çiğnenin bu hapla? Hiç bilmiyorum onu. Sor yetiyor insan. Çoğu olunca ağzını. Sana da bir şey oluyor mu? Gülmem var benim. Sen mi diyorsun bana da geldik demem ona da. İçlerimi gıdıklıyorlar benim. Sana bakmaya gülme tutuyor beni. Benim ilkokulum. Benim de ilkokulum o. Sen kaç yaşındasın ki? 27. Sen kaç oldun? 22. Sen daha benimle hiç uçmuş muydun? He, uçtum ben bir kez. Uçakla İstanbul'a gittiydim. Nasıl döndün ki? Trenle. Bence trenle daha güzel. Bence trenler çok uzun. Ben uçakları seviyorum. Beni? Efendim? Beni seviyor mu? İstersen. Severim. İstiyorum galiba. Senin de midene bir şey oluyor mu?
Oluyor ama benim heyecandan oluyor. Haplardan olmasın. Hapla mı? Korkuyor mu? Azıcık korkuyor. Korkma, hapla kusuyoruz. Onu fark ettim. Peki benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin diyorum. Evlenelim baksana. Rezil durumdayız zaten. Evlensek belki bir şey olur. Maşallah, maşallah. Nasıl da yakışık çıkmışım ha. Allah bir yastık kocasın bocum. Bugünlerde gördük çok şükür. Artık sıra çocukluğa geldi ha Cemal. Onun da sırası gelecek inşallah Dündar Bey de. Daha iki hafta bile mi olmadı ki? Yok yok. Öyle deme. Bu işle bekletmeye gelmez. Çok bekletme. Çiğdem. Demir davunda dövülüyor. Koçum bekleyeceğinde ne olacak? Çocuk iyiydi. Çocuk çok iyiydi. Çiğdem! Buyurun Dündar Bey. Hah, al bakalım bunları. Cemal bana getirmiş. Çerçevelet de bir asalım büfeye. Ne de olsa ikisi de babası sayılırım he Cemal. Aa, güzelmiş. Baba. Sağ ol kızım. Cemal. Cemal. Ha? Elma. Yavrum ya. Elma yedir elmaya. Yarın akşam bizim Elif evleniyor fabrikada. Bak. Ha. Gardiyon salonunda olacakmış değil mi? Gidelim mi? Gidin yanında. Gidin ya. Gitmek lazım.
Hayırdır Cemal? Erkencisin. Fotoğrafçının dükkanında ne işin vardı senin? Bunu verdiydim tamire. Annen inmiş. Babam verdiydi bana. Cemal dediydin ne zamandır onu arıyor diye. Bulmuşmuş bir yerde. Kuyumcu da temizlettiriverdi. Yarım saate hazır olur yemek. Kadın dövülür mü oğlum? Hayvan mısınız? Hapını içiyor musun? Hı? İçmiyorsun. Ne biçim adamsınız lan siz? Mal mısınız oğlum siz? Ne biçim kasaba lan? Ne biçim adamsınız siz? Ha? Amına kodumun kasabasında. Siz mal olursunuz. Malsınız lan siz. Mal! Yer gibi geziyorsunuz amına kodumun kasabasında. Niye bakıyorsun öyle? Dönüyor değil mi? Durmuyor değil mi? Dönüyor. Aman artık durma. Bunlar iyice terbiyesizliği ele aldı Sadıç. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geçen Sındırgı maçında bizim Ertuğrul'u da vurmaya kalktılar. Ertuğrul pabuç bırakmaz onlara. Yemin ediyorum bayrağı götüne sokuyordu la santrafol. Elimden zor aldık. Aman var ya bunlara böyle yapacaksın Sadıç.
Bu topçu milleti var ya, bunlar mı? Amına kodukları. Bunlar herif bayrağı kaldırmış işte. Ne yapacak? Geri mi alacak karar mı? Öyle mi Cemal? Bayrağı çekmişsin sen. E o itinerden korkup indirecek halin de yok. He? Ya ne olmuş sana be? Bir dön bakayım. Bir dön bakayım. Gel. Lan yok Cemal kokan topçudan. Onlar şimdi bunu böyle genç görüyorlar ya. Şey diyorlar. Ama o iş ona bakmaz. Yemin ediyorum o bayrak eline yakışıyor Cemal. Yakışıyor tabii ya. Bir kere erkek gibi tutuyor onu. Kız gibi yönetmiyor maçı. Acıdı mı? Ya tamam şimdi iyileşecek dur. Dur. Ya bir dur Ya bir dur. Cemal. Gel sen beni dinle şu teklifimi düşün kardeş. Kral olursun diyorum sana ya. Hem böyle ezilmezsin. Biz de senin yanında olacağız. Kız şefkette takıl, hayatını yaşa. Bu ne ya? Üç tane topçunun elinde, şerefsiz topçunun elinde. Beni dinleyecek, efendi sen olacaksın. Benim işler hiç bulaştırmayın. Siz yine şey yapın yapacağınızda. Benim derdim, bana yeter. Nasıl? Daha iyi mi? Benim. Cemal. Bu ne güzel sürpriz böyle. Ali Bey, bu benim ilk mezunlarımdan Cemal. Çok iyi bir öğrenciydi. Hatta Bornova Anadolu'yu da kazanmıştı ilkokuldan sonra ama niyeyse okumadı kerata. Kısmet işleri bildin hanım. Öyle. Berber oldu sonra. Öyle mi? Evet. Gel hadi ben sana bir çay ikram edeyim. Dersin boş zaten. Ben karımdan şüpheleniyorum öğretmenim. Babama da diyemedim bir şey. Adamın aklının yarısı var, yarısı yok zaten. Arkadaşlar da hiç denmez böyle şeyler. Ne yapacağımı bilemedim, kaldım ortalarda. Kalktım geldim. Nasıl yani şüphelendin? Cunda Bey yok mu? Canlı hayvan pazarlıyor. Evet. Ama yani ne gördün? Bizimkini görmedim de. İşte o Dündar Bey'in yanında çalışan bir kız var. Sekreter. Onu sıkıştırıyordu bir gün. İşte o sekreter kızın golyesinin aynısından. Bizimkinde de var. Bizimkinin maaşı yeter mi öyle bir şey alsın? Dövdüm ben bunu. Kimi? Karımı dövdüm ben. İyi halt et. Evladım, insan üç haftalık karısını döver mi hiç ya? Yani bir de geçmiş karşıma söylüyorsun bunu. Olur mu böyle şey? Çok da dövdüm yazık. Hiç sesin çıkarmadan öyle yedi sopayı. Cemal. Seviyor musun sen karını? Hiç değişmemişsiniz ya. Değişmemiş miyim? 20 sene geçti aradan, hiç olur mu öyle? Neyse. Söyle bakalım sen seviyor musun karın? Seviyorum. Çok seviyorum. Seviyorum derken yani benim aklımda hiç yoktu ki öyle şeyler. Durduk yere bir insan hiç tanımadığı bir adamla neden evlensin ki? İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Bunlar ağır ithamlar. Öyle elinde hiçbir delil yokken suçlayamazsın insanları. Kötüyüm ben. İyi değilim. İçilen böyle gaz katı. İyi. Bak şimdi. Sen önce git. Bir kalbini yumuşat. Sonra karına bir hediye al.
Yani ne bileyim böyle bir yemeğe falan çıkın onunla. Yani gönlünü al kızım biraz. Böyle saçmalayıp durma. Güzel şeyler söyle. Güzel şeyler mi söylüyorsun? Güzel mi bu kitap? Sana bağlı. Ne? Şiir seviyor musun sen? Ha, güzel mi yani? Güzel sözler mi var içinde? Ya Shakespeare'in soneleri onlar. Evet. Ver bakayım bu kitabı. Sen ne yapacaksın bunu? Yani özel bir durum var da. Evet, genelde özeldir o durumlar. Ne yapacaksın? Niye istiyorsun? Özür dilemek için. Hediye gibisine. Oldu tamam, hayırlı işler. Ya dur bir dur. Bir dakika. Sen kimden özür dileyeceksin? Karımdan. Tamam, bu güzel. Ya olur mu? Yarayla alaya daha yaralanmamış olan... bak nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen ondan çok daha parlaksın çünkü. Sen ondan çok daha parlaksın çünkü. Hani geçen vurdum ya ben sana. Ha işte. Şimdi senden özür dilemek istiyorum ama... öyle guru guruya da olmaz o işle. O yüzden sana şimdi şiir okuyacağım. Ne? Şiir mi okuyacağım? Ha, şiir okuyacağım. Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen çok daha parlaksın çünkü. Kızım, işkembe aldım da sabah taze bomba. Ne yapıyorsunuz siz burada be? Az biraz müsaade edeceğim baba. Lütfen. Yarayla alay eder yaralanmamış olan. Bak nasıl da sararıp solu vermiş tanrıça kederlerden. Sen çok daha parlaksın çünkü. Sen tüm göklerdeki yıldızların ilki. Sen aydınlatırsın geceyi. O kadar güzel, o kadar güzelsin ki Yasemin. Sana bakmalığa doyamıyorum. Yasemin de var mı şiirin içinde? Var. Korkacak bir şeyiniz yokmuş. Hatta sevinecek bir şeyiniz var. 3 aylık hamilesiniz. Böyle bir şeyin ortaya çıkacağını hiç mi hesap edemedin? İlaç kullanmıyordum. Düşecekti. Düşmedi mi? Senin iyi bir adam olduğunu düşündüm Cemal. Güvendim sana. Bu hayatta hiç kimseye güvenmedim ama... ne bileyim... sana güveniverdim işte. Buna çıkarıp kapıları verdiğin gün uçtuk ya seninle. Biz seninle uçtuk Cemal. İşte. Beni anlarsın diye düşündüm. Dedim yardım edersin. Biliyorum çok zor ama...
Adam iyi bir adam dedim kendi kendime. Ona dedim, mesleğe ise dedim Cemal yardım eder. Çok çektim ben bu hayattan Cemal. Belki dedim, kızın dedim bu sefer rahat edersin. Cemal dedim, kendi kendime dedim seni anlar, seni affeder. Dedim sana yardım eder. Eder misin Cemal? Can, büyütmüşsün işi, ha? Ne öyle tüfek falan? Ya senin baba avcıydı değil mi? Oğlum niye vuruyorsunuz lan hayvanları? Yazık değil mi yani? O da bir can neticede. Hı? Ekmeğinde yani hayvan. Ya bisiklete git amına koyayım ya. Efendim? Efendim Numan? Hangi boru? Arkadaki mi? Tamam. Tamam geliyorum ben. Tamam. Oğlum geç kaldın ya lan. Ha? Bakın bir cigara. Hatta gözüm bir derdi var Cemal. Benimki de bu. Ölemiyorum ben amına koyayım.
İyi bir şey sanıyorsun bunu, değil mi? Herkes de öyle sanıyor. Ama gel bir de bana sor. En berbat tarafı ne biliyor musun? Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkun kalmıyor. Ağır damağı çatlıyor adamın. Doğru ne, yanlış ne, her şey karışıyor kafanda. Bu amına koduklarım 100 sene önce neye inandıklarını bilsen çok gülersin. Ben biliyorum mesela. 100 sene sonra neye inanacaklar onu da biliyor olacağım. Ya her şeyleri biliyorum ben Cemal. Ha, her şeyleri bilmekle hiçbir şeyi bilmemek aynı şey. Odun gibi oluyorsun işte. Onun için çok fazla kurcalamayacağım meseleleri. En de sonunda ölecek olan birisin. Bu dünyanın derdini çözmesine imkan yok. Sen niye kızdın bu kadar? Deyiver bakayım bana. Yasemin. Yasemin mi? Vallahi ben bilgim yok Cemal. Yasemin güzel kız Allah için. Yasemin'e bir şey yapmak geçmedi desem aklımdan, o da yalan. Yasemin'i bir sikem dedim, aklımdan geçti. Çok istedim ama vakit olmadı. Ben bir dahilim yok Cemal. Vallahi yapmadım. Yeminle yapmadım. Ha, herkesin bu dünyada bir kez yalan söyleme hakkı var ama ben sana hiç yalan söylemiyorum şu an. Ama Yasemin iyi kız. Hakkını yeme. Çok iyi kız.
Affettiremedin mi kendini? Kitap işine yaramadı galiba. Sen al bunu da başkalarının işine yararsa belki. Biliyordum. Neyi? Geri geleceğini. Nasıl? Nasılını sorma işte. Ya sen geri gelecektin, biz de seninle takılacaktık. Bunu biliyordum. Bunu herkes bilir. Herkes mi bilir? Neyi herkes bilir? Ya benim kafam çok karışık da anlayamam ne dediğini. Merak etme, iyi şeyler sana. Ne oluyor? Aşık oluyorsun. He? Hadi beni bir yere götür. Burada babaannemle kalıyorum ben. Okuyorum aslında İzmir'de. Öyle edebiyat mı edebiyat. Sıkıldım. İşte yolsuz kaldım falan. Bir süre için bastım, geri döndüm ben de. Geri dönmek de ne demekse. İlkokuldan beri yatılı okudum ben. Sen yine şanslısın, anneni tanımışsın. Benimki beni doğururken ölmüş. Babamı da öyle çok hayal meyal hatırlıyorum. Kanser olmuş o da. Kolon kanseri. Yani kalın bağırsak yani. Şimdi bok yoluna gitmiş yani anlayacağım. Bir oğlanı sevdim ben İzmir'de. O da beni sevdi. İşte sonra öğrendim ki o evliymiş. Karısı karısının abileri falan. Ortalık bir karıştı İzmir'de. İşte ben de bastım geldim buraya. Burada babaannem hasta. İşte doktordu, hastaneydi falan. Velhasıl... Yıllar yılı dert yolunda ne ilk ne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni. Ben acılar çocuğuyum. Sevmiyorum ben Orhan Gencebay. Orhan Gencebay değil ki bu. Biliyorum da sevmiyorum ben Orhan Gencebay. Çok hesaplıyor Eşeli. Hesapla derken... Tamam, belki memlekette en iyi bağlamayı o çalıyor ama... Ya da ne bileyim... Bazen bir şarkının sırf giriş kısmında dört tane ayrı makam birbirine çok iyi şekilde bağlıyor falan ama... Sen o gitarı niye sokuyorsun ki işin içine? Duyduğu gibi davranmıyor bence. Samimi gelmiyor bana. Bak Ferd öyle değil misal. O bana böyle olduğu gibi daha işten geliyor hiç. Hesapsız, kitapsız, paldı, küldü, ne gelirse. Bilmediği şeyler hiç bulaşmıyor. Belki üç tane şey biliyor ama o üç şeyi en iyi o biliyor. Orhan ben de biliyorum diye yırtıyor kendini. Hadi ben de özledim diyor da. Daha da bir şey demiyor. Hacı sen ne yaptın ya? Bunca lafı biliyordun da niye bunları karına söylemedin? Dinlemiyor ki beni. Hem bunu o da biliyor ki zaten. Bunu herkes biliyor. Bunu hepimizin bildiği şeyler bunlar.
Bizim derdimiz daha büyük. Böyle tanrıçayla manrıçayla geçecek gibi değil. Değmiş yani. Aman iyi be sen de. Gencebay'ı beğenme, Shakespeare'i beğenme. Başka bir şey lazım bize. Daha önce hiç bilmediğimiz bir şey. Senin işin zor acı. Mal bu. İstediğin kadar evir çevir. Aynı terane işte hep. Kimin hikayesini dinlersen dinle. Aynı laflar, aynı tipler, aynı sıkıcı planlar falan. Diyorsun ki yani senden de bana hayır yok gari. Allah'ım ya. Bayağı inana inana gari diyor. Gari nedir ya? Hamile misin sen? Galiba anne. E benden ne istiyorsun ki? Senin adın ne? Cemal. Cemal. Ben daha önce özür dilemek için karısına şiir okuyan bir adamla karşılaşmadım. Tamam mı? Bu tek başına yetmiyor mu?
Şimdi aslanım yapılacak iş basit. Biz seni bir maça tayin ettiriyoruz. Sonra da sana yapman gerekeni söyleyiveriyoruz. Yani sen ya bir gole offside çekiyorsun ya orta hakemi uyarıyorsun penaltı diyor. Ya da topçunun birine küfür ettiriyorsun, orta hakem de onu atıyor. Ha şimdi sen diyeceksin ki hani orta hakem ne güne duruyor o zaman hani o niye yapmıyor da ben yapıyorum. Çünkü orta hakemin başka maçlarda angajmanı var. Yani her maçta bir kişi kullanıyoruz. Bu maçta da seni kullanacağız anladın mı? Maç başlayınca Samet geliyor. Duruyor telörgülerin arkasında. Böyle seninle bir göz teması kuruyor. Ve sana ne yapman gerektiğini de söylüyor. Yani ya ne bileyim ben olur ya insanlık hali. O gün ters bir tarafından kalkmışsındır değil mi? Yapamayacağın tuttu. O zaman hemen senin yerine bir başkasını devrediyoruz. Sonra biz de ertesi sabah senin cenaze merasimin için toplanıyoruz. Bunu da anladın mı? İyi. Böyle kafanı sallıyorsun ya anladım diye. Bu iş ciddi ama biliyor musun? Sonra maç başlayınca paniğe kapılıyorsunuz. Hadi Allah yalan yanlış işler yapıyorsunuz. Koca koca kulüp başkanları içeri giriyor çıkıyor. Biz hala bu pisliklerle uğraşıyoruz. Anladın mı şimdi sen mevzunun ciddiyetini? İşin ciddiyetinin farkındayım. Yapacağımız iş karşılığında ne alacağız? İyi. Kestirmeden giden adamı severim. İlk iş için 10, sonra 20. Ondan sonra da duruma göre tartışacağız seninle. Ama sorumlulukların da artar her seferinde ona göre. Bugün sındırgı maçı var saat 11'de onu hazırla. Olsun tamam. Peki siz bana bu iş karşılığında para vermeseniz de onun yerine başka bir anlaşma yapabilsek? Hele hele. Sen bayağı işini bilen bir adam çıktın ha. De bakalım ne istiyorsun? Karımı istiyorum ben. Karımı bul. Ölü mü diri mi? Karımı çok seviyorum ben. Yani? Övmesin. Ne işin var burada? Geldiniz. Ben sana ne dedim? Ya ben çok özür dilerim. Ha? Ne iş mi var? İçin yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsam bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsam
bakma sakın gözlerime. Mutlu olmak istiyorsan inan, inan sözlerime. Mutlu olmak istiyorsan inan, inan sözlerime. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Cemal. Öğretmenim. Neredesin sen bütün gündür? Bilmem. Karın nerede? Gitti ya o. Gitmiş. Gitmiş mi? Hani çok merak ediyordun karını. Nerede? Gidiyor. Uçağa binmiştir. Uçak mı? Esselamun aleyküm. Cemal Çiçek. Duyduğuma göre bugün acayip tuhaflıkta işler yapmışsın. Mukabeleye uymamışsın, müsabakaya gitmemişsin. Peki tek taraflı anlaşmayı bozabileceğini sana kim söyledi? Kimse la bir şey demedi. Öyle icap etti. Öyle oldu. Peki. Bu durumda benim yapabileceğim bir şey var mı? Sikimde bile değil diyorsun ha? Emin misin? Karımı bulacağım ben. Sen önce bir belanı bul da. Oyuna mı giydin? Bizim oğlan. Hocam beni. Ne yaptın ki bunu? Bak bizi anlamanı istiyoruz Cemal. Tamam bize inanmıyorsun tamam ama hiç değilse anla bizi. Anlaşmayı sen bozdun. Biz değil. Sen üzerine düşeni yerine getirmedin ama biz getireceğiz. Anlaşma anlaşmadır. Bu gece karını alacaksın. Ama ölü ama diri. Koley mi lan? O kadar koley mi? Ben o bayrağı çevmedim. Çevmedim ben o bayrağı. Sen de karımı vurmayacaksın. Duydun beni? Duydun beni? Duydun mu lan? Orası bu.
Cemal. Bana niye yardım etmedin Cemal? Ben dedim sana başım dertte diye. Bak bana ne yaptılar. Yalan söyledin ya. Neye yalan söyledin? Çocuk vardı dedin. Evliymiş dedin. Doktordan hamilemişsin ya. Bu kasaba ne kadar küçükmüş. Evet, sana yalan söyledim. Ama hayatta herkesin bir kere yalan söyleme hakkı vardır, değil mi Cemal? Gel sana anlatayım. Yasemin! Geldim ben. Oradasın değil mi? Kaçıyorum benden. Gitme Yasemin. Kurtulacağız bütün dertlerden. Geliyorum yanına. Uçacağız yine birlikte. O kadar seviyorum ki seni Yasemin. Geliyorum yanına. Yasemin. Biliyorum ben seni hiç hak etmiyorum ama
Kimler neyi hak ediyor ki? Bu kadar şey kimin? Bütün bu toprakla, ağaçla, kuşla, bütün bunla kimin için? Kimin bütün bunla? Biz bütün bu her şeyler neresinde yaşıyoruz Yasemin? Ortasında mıyız, kıyısında mı, altında mı, üstünde mi? Nerelerinde duruyoruz biz? Bunları hiç bilemiyorum ben. Yanına geliyorum Yasemin. Seni o kadar çok seviyorum, o kadar çok seviyorum ki. Geliyorum yanına. Duruyorsun deme o da. Bekliyorsun deme beni.